Arkadaşlar merhabalar. 12. ünitemize geçtik. Logaritmaya geçtik dostlar. Şimdi logaritmayı birinci köşe taşıyla başlayacağım. Dostlar eğer logaritmada sıkıntı yaşıyorsanız, yani konu hakkında bilgi sahibi çok değilseniz, benim konu anlatım videomu izlemenizi tavsiye ederim dostlar. Logaritmanın konu anlatımını yapmıştım ben. Önce bir onları izleyip sonra bu videoyu izlerseniz çok daha verimli olur diye düşünüyorum. Birinci köşe taşında bakalım ne diyor? Burada bir eşleştirme var arkadaşlarım. Çok çok aman aman önemli bir kısım değil ama birkaç tane yapalım. Mesela neyi yapalım? İşte 5 sayısının hangi kuvveti 2'dir diyor. 5'in hangi kuvveti 2'dir sorusu ne olacak? Edirne'ye denk düşecek. Başka mesela hangi sayının karesi 9'dur diye soruyor. Bunun da gösterimi Bursa olacak arkadaşım. Burayı ben bir geçeyim. Burası zaten çok da önemli bir sayfa değil. Direkt 2 numaralı köşe taşıyla biz muhatap olalım. Bakalım ne diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş. Şimdi logaritmamızın gaddarlık özelliği var arkadaşlarım. Bu G'ye de gök dedim ben hatta. G 3'e tekmeyi koyuyor kardeşim. Bu 3 tekmeyi yediği gibi şuradan X'in altına giriyor. Yani x'e bir kafa atıyor. 3 üzeri x oluyor burası. Logaritma hem gaddar hem de göt olduğu için vurup kaçıyor bir de. Burada bir tek 2 kalıyor kardeş. 3 üzeri x 2'dir diyeceksin. Evet bakın Adana şıkkımız doğrudur. Bunu geçtik. Şimdi aynen bu şekilde kontrol edeceğiz. Ben direkt yanlış cevaba bir gideyim kardeş. Şuradaki Edirne'ymiş yanlış olan cevap. Bakın 3'e bir tekme atarsak gaddar. 3 üzeri x eşittir 2 bölü 3 olacak. Hatta 3'ü de burayla çarpı olarak atalım. 3 üzeri x çarpı 3 eşittir 2 olacak. Yani altlar aynıysa üstleri topluyorduk. 3 üzeri x artı 1 eşittir 2 kıvamına geldi bu. Yani direkt Edirne görüyorsunuz hiç alakası bile yok bununla. Yanlış cevabımız çıktı. Geldim 2 numaralı sorumuza. Logaritma 5 tabanında x 3'tür diyor. Bir de şöyle bir şey var. Buna göre x eksi y nedir diye bir soru sormuş. Şimdi gaddarlık özelliğini kullanalım. 5'e tekmeyi koysun. 3'ün altına geldi. Yani 5 üzeri 3 oldu burası. Ve vurdu kaçtı. Burada bir tek x kaldı. X eşittir 5 üzeri 3. Yani 125 çıktı. Şurayı bir konuşalım. Yine gaddarlık özelliğini gösterdi. Burada vurdu kaçtı y tek başına kaldı. Kök 3 de 4'e kafa attı yukarıya çıkarttı. Burası da ne olur? Kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Yine burası da 3'tür. Çarptığında da 9 çıkar. 3 kere 3 9. X'i de bulduk. Y'yi de bulduk arkadaşlarım. X eksi y'yi soruyor. 125'ten 9'u çıkarttım. Adana'yı işaretledim. Geldim buna. Şimdi her iki tarafı logaritma yok. Gaddarlık özelliğini kullanalım şurada yine. Şu 12 buraya tekme atsın. 12 üzeri x olsun eşittir. 5 kaldı burada da. Şimdi düzenleyelim burayı. Şurası 2 üzeri x'in karesi olacak. Ya da 2'nin karesinin x'inci kuvveti. Bir de ne var burada arkadaşlarım? Ha bir de 1 varmış pardon onu görmedik. Çarpı bir de 1 var yani 2 var. 2 üzeri 1 diye yazdım bunu. Bölü. Burası da 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi x diye yazıldı. Düzenleyelim şimdi burayı. Şu 2 bölü 3 başta bir dursun. Çarpı. Burası 4 üzeri x yapar. Bölü 3 üzeri eksi x yapar. Dostum yine 2 bölü 3 başta dursun. 4 üzeri x çarpı. Bunu yukarıya atıyorum. Üstündeki kuvvetindeki işareti tersine alıyordum. Artı x oldu. Yani şöyle bir kıvama geldi. 2 bölü 3 çarpı. Üstler aynı olduğu için altları çarpıyorum. 12 üzeri x oldu. 12 üzeri x'i de biz 5 diyebiliyoruz. O halde 2 bölü 3 çarpı 5. Yani 10 bölü 3 geldi sorumuzun cevabı. Geçtim 4 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor? Logaritma a tabanında 3 diyor. O zaman hemen bir gaddarlık özelliğini gösterelim. 8 eşittir a üzeri 3. Kaçın 3? 8, 2'nin 3. kuvvetidir. O halde a 2 çıktı.
Şuradan takla attıralım, şey takla attıralım diyorum. Kafa attıralım, tekmeyi koysun. 16 tek başına kaldı. B üzeri 2. 16 4'ün karesidir. O yüzden B 4 çıktı. Şuna tak kafa attıralım. 2 eşittir. C üzeri 6 geldi buradan da arkadaşlarım. C üzeri 6. Her iki tarafın küp küp şey 6. dereceden kökünü alıyorum şöyle. 6. dereceden kökünü. C eşittir. Ne geldi? 6. dereceden kök 2 geldi. Hatta bize C küp lazımmış. O yüzden her iki tarafın küpünü de alalım. Küpünü alırsak her iki tarafın ne olur? C küp eşittir. Küpünü aldığımızda küp kök buradaki 6 ile küp sadeleşecek. Kare kök 2 kalacak. Biterek. Peki. Şimdi hepsini yerine yazıyorum. A kare diyor 4. Kök B diyor. Yani kök 4 2. C küp diyor. O da kök 2. Ne geldi? 8 bölü kök 2. Yani 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet, bunu da hallettik. Hemen aldık 3 numaralı köşe taşını önümüze. Burada diyor ki yine gaddarlık özelliğini kullanacaksın. Önce şu 3'e gaddarlık özelliğini kullandırıp 3'ü buraya gönderelim. 3 kafa atsın buna. 3 üzeri 1 oldu. Tabi bu da tekmeyi attı, kaçtı. Şimdi artık burası 3 üzeri 1. 2'ye tekme attıralım arkadaşlarım. 2 bu 3'ün 3'e kafa attı. 2 üzeri 3 oldu. Tabi bu da vurdu kaçtı. En son geriye ne kaldı? 2x eksi 1 kaldı. Burada da 2'nin 3. kuvveti yani 8 kaldı. 2x eşittir 9. X eşittir 9 bölü 2 oldu gitti. İkinci soruya bakıyorum. İlk önce şu 2'ye tekmeye attıralım. 2'nin altına gelsin. 2 üzeri 2 olacak burası yani 4. Burada da ne kaldı dostum? 1 artı logaritma 3 tabanında x eksi 1 eşittir 4 kaldı. Şu 1'i gönderelim buraya. Eksi 1 gelsin. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 eşittir 4'ten 1 çıktı 3. Hemen gaddarlık özelliği 3 kafaya atsın buna. 3 üzeri 3'ten 27 olsun burası. Vurdu kaçtı diyelim. X eksi 1 eşittir 27. Demek ki x eşittir 28 gelecek goberler. Üçüncü sorudayız arkadaşım. Aynı şeyi yapıp duracağız şimdi. Önce 3'e kafaya attıralım. Tekmeyi vurduk. 3 üzeri 1 oldu burası. Logaritma vurdu kaçtı. Şimdi burada bir 3 çarpı bir şey var. 3'e bölelim her iki tarafı şöyle. 3'e bölersek 1 kaldı yine burada dostum. Şu 3'e böldüm 1 kaldı. Şimdi yine 2'ye gaddarlık özelliğini kullandırdım. 2 üzeri 1 olacak bu durumda burası. Şurası gitti. En son şöyle bir şey kaldı. Çok karıştırmayayım diye bir ayrı yazayım. 2 logaritma 4 tabanında x eksi 2 eşittir 2 üzeri 1 kaldı. Şimdi 2'ye bölelim her iki tarafı. Burada 1 kalsın. 4'e gaddarlık özelliğini uyguladım. X eksi 2 eşittir 4 üzeri 1'den 4. X eşittir 6 geldi dostlar. Hadi şu soruyu yapıyoruz. Şimdi 3'e gaddarlık özelliğini kullanalım. 3 şuradan gelsin. Bunların altına bir girsin bakalım. Şöyle olacak. 3 üzeri 3x eksi 1 oldu burası. Burada da 27 yani 3'ün 3. kuvveti çarpı 3 üzeri x eksi 1 var. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Üstleri toplayalım. X eksi 1 ile 3'ün toplamı gelir burası. Burada da 3 üzeri 3x eksi 1 var. Altlar aynıysa üstler de eşit olacak. Şurası x artı 2'dir. Eşitmiş 3x eksi 1'e. 3 eşittir 2x gelecek. X eşittir 3 bölü 2 çıktı. Bize neyi soruyor? 2x'i soruyormuş. 2x 3 zaten bulmuştuk arkadaşlarım. Bu da tamamdır herhalde dedim. 3 numara da tamamdır. Geldik 4 numaraya. Fonksiyonunun tanım kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır diye bir soru sormuş. Tanım kümesi yapacağız dostum. Şimdi logaritmanın tanımlı olabilmesi için 3 tane şeyi inceleyeceksin. 1. Şu taban dediğimiz yer var ya x. X kesinlikle 0'dan büyük olacak diye bakacaksın. Bu 1. Yine taban dediğin şey yani x 1'den farklı bir sayı olmalı. Buna bakacaksın. 2. Bir de kuvvet dediğin şu kısım var ya yani 25 eksi x kare.
Bu da büyük olacak sıfırdan. Bir de buna bakacaksın dostum. Olayım bu. Şimdi çözümleyelim burayı. X kareyi bu tarafa atalım. X kare küçüktür 25 gelecek. Bir de ne biliyoruz? X küçüktür sıfırdan. X eşit değil 1 olacak. Bu üçünü inceleyelim şimdi. X kare 25'ten küçükse X dediğim sayı eksi 5 ile 5 aralığındaki sayılardan oluşmalı dostlarım. Çünkü bakın eksi 5'ten sonrakiler işte eksi 4, eksi 3, eksi 1. Şurası x büyük 0 yanlış yazmışım. Eksi 1, eksi 2 neydi? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 sayılarıdır. Ama diyor ki bakın ikinci şart. X 0'dan büyük olacak. O halde şuradan öncesi bir kere kabul değil. Burayı geçtim. X diyor 1 olamaz. O yüzden bunu da sildim. Bu da olamaz. 2, 3 ve 4. Kaç farklı X sayısı kaldı? 3 tane X sayısı çıktı kardeşim. 2, 3, 4. Peki geldik şu 2 numaralı soruya. Fonksiyonunun tanımlı olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum yine 3 tane logaritma ayrı ayrı var. Hepsinde şu kuvvet muhabbetini yapalım. Bir kere x artı 3 ne olacaktı x artı 3? Kesinlikle büyük olacak sıfırdan. Yani x büyük olacak eksi 3'ten kardeşim. Bu 1. 2. Başka neye bakacağız? 3 eksi x. Büyüktür 0 olacak. Demek ki x'i bu tarafa atalım. 3 büyüktür x gelecek. Bunu da söyledik. Başka? En geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Tamam devam ediyoruz. Eksi 3'ten büyük olacak bir kere. Yani Ceyhan bir kere otomatik gitti arkadaşım. Eksi sonsuzda 0 aralığında diyor. Bu da otomatik olarak gitti. Eksi 3'ten büyük olacak çünkü. 3'ten küçük olacakmış. Bir de neye bakacağız? Eksi x. Büyüktür 0 olacak. Eksi ile çarpalım. X küçüktür 0 gelecek. İşte zaten az çok çıktı kardeş. Burada diyor ki 3'ten küçük olsun. Burada da 0'dan küçük olsun diyor. Bunları bir alt alta yazarsam bak x küçüktür 3'ten hangisini alacağım ben? Tabii ki dostlar video durmuş. Biz bayağı bir kaçırmışız ya. Nerede kaldığımızı da hiç unuttum. Şöyle bir inceleyin arkadaşlarım. Toplamda 6 buradan, 2 buradan 8, 3 de buradan 11 tane buldum arkadaşlarım. Ama video bir yerde durmuş. Bu kameraya da tam böyle %100 alışamamışım ben demek ki. Şimdi geçtim 5 numaralı köşe taşına. Bakalım bu ne diyor. İfadesinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Şimdi logaritma 5 tabanında 5. Logaritmanın özelliği bu. Tabanla kuvvet aynıysa o logaritmanın sonucu 1'dir diyor. Şimdi logaritma eğer taban yazılmamışsa 10 demektir o taban. 10 tabanında 10. Burası da 1'dir arkadaşım. 3 ile çarptığım için eksi 3 olur burası. 1, eksi 3. O da eksi 2 yapar. Cevap bursa. Geldim buna. 3 üzeri x 81 diyor. 4 üzeri x'in değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi 3'ün kaçıncı kuvveti 81? 4'üncü kuvveti 81. O halde x 4. 4'ün 4'üncü kuvveti oldu. Yani 1 çıktı kardeşim. Şuna gelelim hemen. Logaritma taban yazmıyorsa 10 demektir. 10 tabanında 10 geldi burası arkadaşlarım. Logaritma 10 tabanında 10. O da neye eşittir dostum? Ne diyelim? Logaritma 10 tabanında 10. 1'e eşit. O halde burası şimdi ln 1 oldu. Eksi. Ln e var burada. Ln demek ln logaritma e tabanı demektir arkadaşım. O halde bu da ln e ya. Ln e demek de logaritma e tabanında e yani 1 oldu. Burası da logaritma 1 geldi dostlar. Ln 1 0'dır. Logaritma 1 0'dır. 0 eksi 0 0'dır dedim. Tekrar söylüyorum. Bakın bu özellikleri bilmiyorsanız mutlaka konu anlatım videomu izleyin arkadaşlar. Şimdi geldik buna. Ln a. Şimdi önce bir a dediği ifadeye bir bakalım arkadaşlarım. Tanjant 1. Burası da kotanjant 1 geldi kardeşim. Tanjant 1, kotanjant 1. Kotanjant 1 ile şu kotanjant 1'e eşit toplamları 90 olduğunda birbirlerine eşitti. Tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımı 1'dir.
O halde şunla şunun çarpımı 1. 2 ile de 88'in çarpımı 1. Bu şekilde hepsini çarptığımda en son ortada tanjant 45 kalıyor. O da 1 hocam. Demek ki burada bir sürü 1'in çarpımı var. Yani 1 burası. Elen A dediğimiz şey aslında elen 1'miş. Elen 1 dediğim şey neye eşit oluyormuş kardeşim? 0'a eşitmiş. O halde burası bir kere 0. Bu bir dursun. Şuraya gelelim. Burası 2 kere 1, 2. Bir daha 3 bölü 2. Çarpı. 3 kere 1, 3. Bir daha 4 bölü 3. Çarpı. Bu şekilde gidiyor bakın. 3 bölü 2, 4 bölü 3. Demek ki 5 bölü 4. Nokta nokta. 19 ile 1'in çarpımı 19. 20 bölü 19'a kadar geliyor. Bakın şunlar direkt sadeleşiyorlarmış. 20 bölü 2 çıktı burası kardeşim. 20 bölü 2 de 10 demektir. Demek ki B 10. Yani burası da logaritma 10 geldi. Logaritma 10. Yani 10 tabanında 10. O da 1'e eşit kardeşim. 0 artı 1 de 1'e eşit çıktı. Evet, 5 numarayı da gömdük. Hemen 6 numarayı çevirdim dostlar. Bakalım bu ne diyormuş? Olduğuna göre A çarpı B çarpımı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi önce A'yı bir düzenleyelim. A dediğim şey logaritma 3 tabanında. Bakın 9 nasıl yazılır kardeşim? 3'ün karesidir. Şurada yazayım. Küp kök 9 yani 3'ün karesi. Bu da 3 üzeri 2 bölü 3 diye dışarıya çıktı. Şöyle oldu. 3 üzeri 2 bölü 3. Şimdi bu 2 bölü 3 logaritmanın özelliği kuvvetin kuvvetini başa yazabiliyoruz biz çarpım durumunda. Yani 2 bölü 3 başa çarpı geldi. Logaritma 3 tabanında 3. Şuranın da 1 olduğunu biliyorsun. Demek ki ne çıktı bu işlemin sonucu? 2 bölü 3. Yani senin A dediğin şey 2 bölü 3'müş. Gelelim B'ye. Şimdi B dediğimizde elen yani logaritma E tabanında demektir. E üzeri 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü başa alabiliyormuşum ben logaritmanın özelliğinden dolayı. 3 bölü 4 çarpı logaritma E tabanında E. O da 1. Yani B dediğin sayı da 3 bölü 4 çıktı. Sana A çarpı B'yi soruyor. 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü çarp diyor. 3'ler gitti. 1 bölü 2 geldi sorumuzun cevabı. Geldik 2 numaraya. Şimdi logaritma 9 diyor. 9 dediğim şey aslında nedir dostum? 3'ün karesidir. Tabanımız da 10. Bakın kuvvetin kuvveti başa gelebiliyordu. 2 çarpı logaritma 3'tür. Evet doğru. Bursa'ya bakalım. Logaritma 5. Bu da logaritma 5 üzeri eksi 1 demektir değil mi? Eksi 1'i başa alırsam eksi olur. Logaritma 5 eksi logaritma 5 sıfırdır. Doğru. Arkadaşlar yanlış cevap Edirne'ymiş. Ben direkt onu bir göstereyim hemen size. Logaritma karesinde 5. Yani logaritma 5 çarpı logaritma 5. Logaritma 25 demek de logaritma 5'in karesi demektir. Bak burada diyor ki logaritmanın karesinde 5. Logaritma da 5'in karesi. İkisi aynı şey değil. Karıştırabileceğiniz için bunları eşit göstermiş. Aynı şey değil dostum. Hatta bu 2'yi başa alalım. 2 tane logaritma 5 demektir bu. Logaritma 5'e bir harf uydurayım. Bak A diyeyim. A çarpı A eşittir 2A diyor sana. Ama değil değil mi kardeş? A ile A kare eşittir 2A değildir. Bütün sayılar için en azından. Geldim buna. İfadesinin M türünden değeri. Şimdi şununla bir oynayalım. Bu amca logaritma 1 bölü 8, 8 üzeri eksi 1 demek. 81 de 3'ün 4. kuvveti demektir. Şimdi şöyle biraz daha oynayayım ben bununla. Logaritma 8 demek 2'nin küpü. Yani 2 üzeri eksi 3. Bu da 3 üzeri 4. Dostum bak kuvvetin de kuvveti. Tabanın da kuvveti var. Sen bunları kuvvetin kuvvetini paya, tabanın kuvvetini de paydaya yazarak, şöyle paydaya ve paya yazarak 4 bölü eksi 3 diyelim. Buraya da logaritma 2 kaldı tabanda, 3 kaldı kuvvette. Peki logaritma 2 tabanında 3 neye eşitmiş? M'ye. O halde şöyle oldu. Eksi 4M bölü 3 geldi. Yani cevabım Adana'da çıktı. Hadi şu soruya bakalım. A artı
2B artı C toplamı nedir diye soruyor. Önce bir A'yı bulalım biz arkadaşlar. Şimdi acele etmeden yavaş yavaş yapalım, şurada A'yı bulalım. 3 üzeri eksi 1 demektir. Şöyle yazayım. Logaritma 3 üzeri eksi 1. 243 de 3'ün 5. kuvvetidir arkadaşlarım. 3 üzeri 5 diyelim. Bak 5 bölü eksi 1 diye başa gelecek değil mi? Bu 5 bölü eksi 1. 3 tabanında 3 kaldı. Yani ne oldu şurası? 5 bölü eksi 1'den eksi 5. Artı şurayı konuşalım. Bu da logaritma 5 üzeri 1 bölü 2'dir. Üstünde bir de 5 üzeri 1 var. 1 paya geldi. 1 bölü 2 de paydaya geldi. Yani 2 oldu burası. 5 tabanında 5. 2. Şurası da 2 çıktı. Artı, eksi pardon. 3 var. Elen, yani logaritma e tabanında e üzerinde 1 bölü 3 geldi. 1 bölü 3'ü başa alabiliyordum ben çarpı durumunda. 3'ler gider, eksi 1 kalır. E tabanında e. Bir tek eksi 1 kaldı. Eksi 5, 2 daha, eksi 3. Eksi 1 daha, eksi 4 çıktı. A dediğin sayı. Şimdi A'yı bulduk. Şimdi aynı şeyleri B için yapacağım arkadaşlarım. Şurayı sileyim. Bir de B'yi bulalım. Şimdi B dediğimiz amca. Bir kere logaritma 5 tabanında 625, 25'in karesi olduğu için kök dışına 25 diye çıkar. Yani 5'in karesi çıkar. Eksi 2 tane elen logaritma 10 dediğim şey 10 tabanında 10 olduğu için 1. Elen 1 dediğimiz şey 0'dı. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 2 çarpı 0 olacak burası. Artı. Şurası 100 çarpı 100, yani 100 diye dışarı çıkar. 1000 dışarıya 100 diye çıkar. Tabanında da 10 vardır. Logaritma 10 tabanında 100. Yani 10'un karesi gelir. Peki şu 2'yi başa alıyorduk. 5 tabanında 5 kaldı. Yani bir tek 2 kaldı. Şurası 0. Şu 2'yi başa alıyordum. 10 tabanında 10, 1 kaldı yani. 2 ile 2'nin toplamı, bu da 4 çıktı dostum. Hadi geldik C'yi bulmaya şimdi. Son olarak C'yi de bulalım biz bir. C. Şimdi bu adam logaritma 2 tabanında 16, 2'nin 4. kuvveti demektir 16. Kökün dışına 2 üzeri 4 bölü 3 diye çıktı. Artı şu amca elen diyor, yani logaritma e tabanında, şunu e üzeri 1 bölü 3'tür. E üzeri eksi 1 bölü 3 diye yukarıya yazdım. Eksi logaritma 10 tabanında 1 bölü 1000. Yani 1000 üzeri eksi 1, yani 10 üzeri eksi 3 diye de bunu yazdım. Şimdi 4 bölü 3 başa geldi. Buradası 2 tabanında 2, 1 kaldı. Eksi 1 bölü 3 başa geldi. E tabanında E 1 kaldı. Eksi 3 başa geldi. Artı 3 yaptı burayı. 10 tabanında 10, 1 kaldı. Düzenleyelim. 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 3 olur 1. 1 3 daha 4 çıktı. C'de 4 geldi arkadaşlarım. Şimdi yerine yazarsak hepsini bulacağız herhalde. A eksi 4. B 4'tü, artı 8 oldu. C'de 4'tü arkadaşlarım. 4'ler gitti. Geriye bir tek 8 kaldı. Dostlar toplamı kaçtır diye soruyor. 8 bulduk. Biz bir yerde bir hata mı yaptık? 5, 3 bölü 3'ten 1, 4 geldi. Yani bir daha baştan yapmayayım şimdi arkadaşlar. Siz tek tek bir daha kontrol edin. Bir yerde hata yaptıysam. Denizli diyor cevaba. Ben Ceyhan'ı buldum. Evet, burada durduk. Demek ki yorulduk. Bir sonraki köşe taşlarımızla devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda. Hadi kolay gelsin.